seyirciler, hepinize sevgiler, saygılar. Yine bir Polatlı gündemle karşınızdayız değerli seyirciler. Bugün çok değerli bir konuğum var sevgili seyirciler. Polatlı Ticaret Borsası Başkanı sevgili abim Yahya Toplu bizimle birlikte. Mehmet Salçın'la ikili sorularımızı yanıtlayacak kendisi. Öncelikle bu yayın gerçekleşmesinde bize yardımcı olan 3 tane emekçi arkadaşımın emeklerini buradan anmadan edemeyeceğim sevgili seyirciler. Gerçekten bizlere çok büyük destek oldular. Sevgili Tugay Aydoğdu, Sayın Onur Çevik ve Volkan Yılmaz kardeşlerim bu yayının gerçekleşmesinde gerçekten büyük emek sarf ettiler sevgili başkan. Sizin şahsınızda bu ekibi kutluyorum. Gerçekten çok çalıştılar. Bize bu yayını yapabilmemiz için gerekli teknik desteği verdiler. Öncelikle hoş geldin sevgili ağabey. Teşekkür ederim İsmet Bey. Hayırlı günler diliyorum. Sağ ol. Mehmetciğim sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Sayın Başkan merhaba. İsmet Bey merhaba. Merhabalar. Şimdi öncelikle istersen tabii ben bu girizgahı yaptıktan sonra emekçi kardeşlerime teşekkür ettikten sonra Sayın Başkan'a ilk soruyu ben başlayayım. Daha sonra bir tabii sen ki. Bir ben devam tabii edelim. Ki. Tabii ki. Evet sevgili başkan klasik bir soru olacak bu soru. Ticaret borsası ne zaman kuruldu ve kuruluş amacı neydi? Bu konuyla başlayalım. Daha sonra Mehmet de ben sırayla sorularımızı size yönlendireceğiz. Buyurun. Efendim teşekkür ederim. Bu yayına bizleri bağlattınız ve Polatlı Borsası'nın işleyişi hakkında ülke genelinde insanlarımızı bilgilendirmek amacıyla yapılan bu programdan dolayı ben sizlere teşekkür ediyorum. Polatlı Ticaret Borsası benim de kurucular arasında yer aldığım rahmetli Fikret Suri Evirgen başkanlığında 1984 yılında kurduk. 1984 yılının Temmuz'unda da işlemlere başladı. Yani genç bir borsayız. Ama borsanın tarihçesine bakarsak 1930 yıllarında Mustafa Kemal Atatürk imzasıyla Tiftik Yapa borsası olarak kurulmuş. Bir yıl çalışmış, gelirleri giderlerini karşılamadığı için kapatılmış. Yani Polatlı Ticaret Borsası'nın iki tane kuruluş tarihi var. Ama bugünkü itibariyle 1984 yılında kurduk borsayı. Evet sevgili başkan gerçekten müthiş bir şimdi görüntüleri de sevgili seyircilerimiz izliyor. Son derece modern, teknolojik olarak da son derece yüksek teknolojiyle kurulmuş bir ticaret borsası. Ben işte zaten sevgili Volkan'dan rica ettim, Onur'dan daha doğrusu. Sabahki seanstan görüntüler almasını ve bu görüntüleri bana ulaştırdı. İşte bugün sabahki seanstan alınan görüntüler bunlar. Buğdayın kantara girişinden salona gelmesine, salondan sonra analizlerin yapılması, laboratuvar ortamında geçişi falan hepsi mükemmel, son derece teknolojik. Gerçekten ben emeği geçen şahsınızda tüm yöneticileri kutluyorum. Son derece modern bir borsa kazandırmışlar Polatlı'ya. Evet Mehmet buyur. Şimdi aslında bu görüntülerle ilgili de bir soru sorabilirim. Ya da hazır görüntüler ekrandayken bu görüntülerle yani ihale yöntemiyle ya da açık artırma bitti pardon. Bu ihale yöntemiyle ilgili sevgili başkan. İşte ürün İsmet Bey'in bahsettiği gibi tartıldı, içinden numuneler alındı, bir numara verildi, kim olduğu belli değil, geldi. Burada herkes işte onun değerlerine bağlı olarak 5 dakika yanlış öğrenmediysem 5 dakika içerisinde fiyatlanacak. Ancak bu fiyatlama başladıktan sonra son 1 dakikaya girildiğinde atıyorum 6 liralık bir ürün 5 lirada 5,5 lirada kalıyor. Ama bir tüccar da bunu 6 liradan almak için son saniyede basıyor. 5.50'den kapattıysa 5.55'ten o tüccarda kalıyor.
aslında 6 liraya almak istiyor. Yani bu aradaki farkı üreticinin lehine çevirebilecek bir sistem yok mu? Geçmişe göre mutlaka çok iyi. Hatta bu yöntemden para kazanan tüccarların da olduğu iddiaları var. Bu konuda ne dersiniz? Nenet Bey, siz Polat'tasınız. Uzun süredir Polat'ın borsasının çalışmalarını da izliyorsunuz. Evet. Borsamız kurulduğu günden itibaren, yani 1984 yılında kurulunca, biz o an için dedik ki sistemi böyle ihale sistemiyle yapacağız dedik. Biliyorsunuz bir kahvede başladı ama yine de sistem buna benzer ellen dağıtılarak vatandaş buğdayın göz tahminiyle değerlerini biçerek fiyatları açık sesten arttırdı mezat usulü. Daha sonra, kusura bakmayın ben burayı biraz uzatacağım. Daha tabii sonra ki. Polatlı Borsası yeni yerine taşınınca biz dedik ki bu tahmini göz göre göre bazı kaliteli ürünler ucuza gidiyor, daha kötü buğday yükseğe gidiyordu. Çünkü siz bakarak o buğdayın hektolitresini tahmin edebilirsiniz. Gültenini de tahmin edebilirsiniz. Ama enerjisini, direncini, içindeki süneyi tahmin etmeniz mümkün değildir. Biz hemen Polatlı Borsası'nda Türkiye'de ilk olarak kalite spekleri belirlendikten sonra malı satışa sunduk. Yani bu laboratuvarı yine çalıştırarak dünyada da örneği olmayan bir şekliyle yine ihale usulüyle mezatla sattık. Sessiz şeyle. Ama bu mezatta da gördük ki siz de biliyorsunuz bazı tüccarlar birbirine fiyat vermiyor. Bazı tüccarlar da almayacak malı da sevmedi bir tüccara gidiyorsa yüksek veriyor. Veyahut da karşıda üretici işaret ediyor benim ürünüm diyor yüksek oluyor. Bunun daha adil, daha doğru bir şekilde satılabilmesi için malın kime ait olduğu belli olmayacak. Kimin fiyat verdiği belli olmayacak. Siz gördünüz biraz önce satış salonunda evet. Adam 4 evet. 50 bakıyor. Vurmadan ben alayım. Ve orada ihale usulüyle satılıyor. Tabii 5 dakika verdik. Biz bunu hasat sezonunda 3,5 dakika yapıyoruz. 4 dakika yapıyoruz. Şimdi ürün az olduğu için 5 dakika süre veriyoruz. Ve bir, son 1 dakikayı diyoruz. Eğer tüccar son 1 dakikaya kadar bekliyorsa orada aldanmayın. Birileri orada yüksek bir fiyat girmiştir. Yani diyor ki bu fiyatı altında kalırsa ben alıcıyım. Anlatabiliyor muyum Mehmetciğim? Yani evet. o fiyat. Ama tabii ki bu dünyanın her yerinde budur. Satıcı malının yüksek satılmasını arzu edecek. Alıcı da biraz daha düşük alıp kar etmeyi bekleyecek. Bazı tüccarların burada kar ettiğini söylüyorsunuz. Tüccarın varlığı kar etmek için oturur. Bazıları değil, hepsi kar etmek için oturur. Eğer kar etmezlerse belli bir süre oturur orada kalkar giderler. Yani o işi yapamazlar. Elbette ki kar edecekler Mustafa. Elbette tabii kuruluş amaçları. Aslında iddia şu İsmet Ergin, yani çok az sayıda da olsa bazı esnaflar bu düşük aldıkları rakamlarla tekrar aynı borsaya daha yüksek rakamlarla başkalarının üstünden bu ürünü sattıkları, asıl işlevleri işte başka fabrikalara göndermek yerine borsada işlem yaparak para kazandıkları iddiası var. Şimdi Mehmetciğim, ben senin sorularını tek tek cevaplarım. Siz gelişimi tamam. için bir şey diyemiyorsunuz da. Yani bazı kişilerin söylemlerini söylüyorsunuz. Tüccar da buraya buğday koyabilir. Koymaz diye bir şey yok. Yani mesela evet. Konya'da tüccar gönderiyor. Yozgat'ta gönderiyor. Şuraya gönderiyor. Niye Polat diye geliyor? Onu araştırmak lazım. Bakın siz yıllardır Polat'tasınız. Elbette eksiğimiz vardır. Elbette sistemin işleyişinden faydalanmaya çalışan tüccar olacaktır. Ben bunları demiyorum. Ama biz ona o kadar inceliyoruz ki her zaman takip ediyoruz. Bakın eğer 21 ilçe 121 il 117 ilçede bu borsaya ürün geliyorsa kimse bizim kara kaşımıza kara gözümüze hevesli olarak gelmiyor. Diyor ki burada adil bir satış sistemi var. Paramı alıyorum. Düzgün bir borsası var. Borsa satışa kefil. Ben buraya götürürüm sabahleyin malımı satarım. En yüksek fiyata paramı alır gelir. Evet, bazı borsalar, tüccar da, bizim tüccarımız da malını koyuyor. Doğru söylüyorsun. Şimdi tüccar Harman'da mal almış 7,5 lira. Şimdi de başka yere satamıyor.
Başka bir tüccardan mal alıp satıyor. Diyor ki ben götürüp koyayım. Bana yarın para lazım. Ben İzmir'deki bir fabrikaya da göndersem, İstanbul'a da göndersem bu yarın para bana yetişmeyecek. Ucuz veya pahalı. Ben 100 ton mal buraya koyayım, satayım, yarın ihtiyacımı görecek. Yani borsa böyle bir şeye kavuşmuştur. Sanıldığı gibi bak mesela siz sormadınız ben söylüyorum. Pazartesinden itibaren bir tedbir daha alıyorum. Bizim üreticilerimiz geliyor, sırada duruyor. İlk esnada satışa girmek istemiyorlar. Sordum gerekçe ne? İlk seansta mal ucuz gidermiş. Bakın, samimiyetimle söylüyorum. Sabahleyin tüccar oturduğu zaman parası var. Herkesin oturduğu parası var. Daha hızlı fiyatlar işliyor. Daha sonraları ne oluyor? Daha sonrası parası biten çekiliyor. Tamamen yanlış bir düşünce. Ve dolayısıyla orada bekliyor. Borsa bir saat boş geçiriyor. İşlem göremiyor. Biz de dedik ki ön sırada olup da satışa girmeyenleri bir gün sonra satışa koruruz. Böyle bir şey aldık. Hep inceliyoruz. Bu borsanın kuruluş amacı, temel amacı üreticilerin malını değeriyle satmak içindir. Biz Polatlı Borsası olarak tüccarlar borsası değiliz. Bakın siz yakından takip edin. Borsanın yaptığı hizmetlerin %90'ı üretici aittir. Yani lisanslı depo olsun. Bakın tüccar fiyat verdi satmak zorundadır. Üretici satmak zorunda değil. Mehmet. Fiyatı beğenirse biliyorum, satar. Biliyorum. O tüccar almak zorundadır. Sınırsız hakkı var galiba değil mi? İstediği kadar girip ihaleye katılabilir. Evet. Aynen böyle. Sınırsız katkı var. Girebilirsiniz diyoruz. Sevgili Başkan, sevgili Mehmet, ben şöyle bir inceledim siteyi de. Polatlı Ticaret Borsası aşağı yukarı 2017 yılında 1 milyon tona yakın bir işlem hacmi olmuş. Buğday. Şimdi bakıyoruz bu son dönemlerde Ukrayna'dan ithal edilen aşağı yukarı 2.7 milyon ton hububat ithal edilmiş. Bunun sadece ve sadece %23'ü buğday. Yani 621 bin ton buğday Ukrayna'dan ithal edilmiş. Oysa ki bir ülkeden ithal ediyorsunuz. Oysa ki tek başına Polatlı 1 milyon ton buğday satmış. 1 milyon ton buğday Polatlı borsasında işlem görmüş. Bu çok önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum. Hem Türk ekonomisine hem Polatlı ekonomisine. Evet sevgili başkan, şimdi ben tabii bununla ilgili de bir soru soracağım. Şimdi kurulduğu günden beri, ilk kurulduğu günden itibaren yaptığı işlem hacmiyle bugünü bir kıyaslar mısınız? Yani nasıl, aradaki fark ne kadar? Yani İsmet Bey, tabii ki arada dağlar kadar fark var. İlk kurulduğu zaman eski borsada bir kahvenin içerisinde işlem görüyorduk. Satabileceğim miktar günlük belliydi. 1-2 bin ton ancak o şartlarda satabilirdik. Ama bugün geldiğimiz itibariyle sırf satış salonunda, bak sadece satış salonunda günde 13 bin ton ürün satabiliyoruz hasat döneminde. Yani gelinen iki, bu satış salonunda biz sadece tüccarımız sadece satış salonuna gelerek mal almıyor. Uzaktan erişimde de alıyor. Nasıl biz uzaktan sizinle sohbet ediyoruz. Uzaktan bizim sisteme bağlanıyor. Hem ürünü görüyor hem kaliteyi görüyor. O da orada dokunmatik sistemle ürünü alabiliyor. Tabii o günkü şartlarla bunları mukayese etmek değil. 10 kat 20 kat arttırmıştır o yıllara göre. Önümde rakamlar var da. Şimdi parasal rakamlar, yani 1984 yılındaki parasal rakamlarla bugün mukayese etmek çok doğru değil, ama ben tonaj olarak söylüyorum. Tonaj olarak 120 bin tonlarda falandı. Şimdi 1 milyon tona geldi. Çünkü biliyorsunuz parada sıfır atıldı vesaire. Parasal olarak işlem hacmi değil ama tonaj olarak işlem hacmi o da 10 katına katlanmış durumda. Ama bu her sene öyle artmıyor. Son yıllarda hemen hemen stabil gidiyor. Yani 1 milyon ton civarında gidiyor. Üreticiden alınan, satış salonunda satılan. İsmet Bey, bizim borsamız 2014 yılında Türkiye Ürün İhtisas Borsası kurulmadan Sanayi Ticaret Bakanlığı tarafından borsamıza Tekas Bank'la ilgili işlemler yapıldı. Elektronik ortamda ürün satma yetkisi bize verildi. Yani 2014'ten 2019'a kadar 5 yıl boyunca elektronik ortamda ürün satışları da bu borsadaydı.
sizin gördüğünüz o rakamların içinde elektronik ortamda satılan ürün rakamı yok. Şu anda o ürün miktarı TÜRİP'e devredildi. TÜRİP'te bu işlemler görülüyor. Şimdi bölgesel borsayı da aracı kurumu da kurmaya başladık. Bölgelere aldı Sayın Başkanım Rifat Sarcıklıoğlu. 6 bölgede 6 tane bölgesel borsa kurulması yönünde yetki verdi. Biz de Anadolu UPAK olarak kolları sıvadık. UPAK'ı kurmaya çalışıyoruz. Başkanım, bunu biraz açar mısınız? Bölgesel borsanın bugünkü yapıdan farkı borsa, ne olacak? Aracı kurumlar nasıl şimdi, aracı bir pozisyon kurum, olacak? Benim dediğim aracı UPAK. Ürün piyasaları aracı kurumu diye demektir UPAK satışları. Bölgesel UPAK'lar nedir? Şimdi bakın, ben dedim ki 2019'a kadar biz sattık. 2019'dan sonra TÜRİP kurtuldu, TÜRİP'e verdik. Evet. TÜRİP nedir Mehmet Bey? TÜRİP, sen size bir benzetmesi. İMKB'dir, İstanbul Mevki Kuvvetler Borsası'dır. Bu 6 tane UPAK'ta dediğim aracı kurumlardır. Aracı kurum. Aracı kurumlardır. Bu işlemi yapacaklar. Ama bu sadece Polatı Borsası'na değil, İç Anadolu bölgesine öncülüğünü yapıyoruz. Kurmaya çalışıyoruz. Merkezi bizim TOP'ta olacak. Yani biz orada yer tuttuk, oraya koyuyoruz. İç Anadolu bölgesinin tüm borsalarını işimize alıyoruz. Peki Polatlı yani, borsasının etkisi ne olacak burada Sayın Başkan? Yani Polatlı borsası... Vallahi şimdi Polatlı borsasının biz bütün dost borsa arkadaşlarımızı gönülden kucaklıyoruz. Bu işe öncelik yapıyoruz. Deneyimi olan bir kurumdur Polatlı borsası. İşte bu şirketi daha başarılı kılmak için oraya gidiyoruz. Biliyorsunuz ben aynı o Odalar Birliği'nin ikiz kulelerinde TMO Top Lisanslı Depoculuk AŞ'nin yönetim kurulu başkanıyım. Merkezi UPAK kuruluyor. Bir de merkezi UPAK var. Orada da görevim var. Şimdi bölgesel UPAK olacak. Bölgesel UPAK'lar kurulurken tüm borsalara da acentalık veriyoruz. Anladınız mı İsmet Bey? Yani, aracı kurum. Evet. Tabii, yani şimdi bölgesel borsa direkt üreticiyle muhatap olup üreticinin kağıdını satmıyor. Üretici nereye geliyor? Bizim buradaki acantaya geliyor. Burada ne yapıyor? Ürünümü satacağım diye veriyor. İşlemlere giriyor, UPAK'a veriyor. UPAK'tan da işte Türkiye'nin her yerinde de girip o fiyata, o ürüne fiyat verip alabiliyorlar. Bak şunu şöyle diyeyim. Biraz önce Mehmet Bey bazı üreticinin aleyhinde şeyler oluşuyor dedi de. Şimdi biz ürünü bu UPAK'la ne yapıyoruz? Dar bir alanda çıkarıp finans merkeziyle buluşturuyoruz. Bu anda ürünü Polat'ta kim alıyor? Belli tüccarlar alıyor. Doğru mu? Ama UPAK üzerinde olursa İstanbullusu da alıyor, İzmirlisi de alıyor. Bakın biz bunu yaparken akla gelmeyecek doğuda bu buğdayı alanlar vardı. Elektronik ortamda ihtiyacı var, dokunuyor, alıyor. Dünyada zaten böyle olmuş. Gelecekte fiziki borsalar alım satımı bu işlemin %10'u kadar ancak kalacak. Yani kimse sabahtan akşama kadar çok modern olmasına rağmen dokunup buğday alımı ile değil. Bir saat seansta 1000 ton da alacak, 10.000 ton da alacak, çözüp gidecek. Başkanın anlattıklarından dijital bir sürece doğru gidiyoruz. Ancak burada şunu sormak isterim. Polatlı borsasından alım yapacak, dijital ortamda alım yapacak insanların katılmaları ile ilgili sizin bir izin vermeniz vesaireniz, böyle bir prosedür var mı? Bakın, var zaten, yaptıydık. Tekrar yapıyoruz. Şimdi burada ürün alacak veya satacaklar. Bir, ne yapacaklar? Bir bankaya hesap açacak, yatırım hesabı. Olur mu, anlıyorum. Yatırım hesabını doğru yapacak. Burada bilgilerini alacağız, işte kayıt işlemlerini yapacağız. Onlar her zaman ya herhangi bir ücret falan aldığımız yok yani. Ya o da bilgi veriyor. Tekas Bank'ta işte bu adamın ürün aldığı zaman o bankadan parası transfer edecek. Buğday da onun hesabına transfer edilecek. Bu kadar basit. Evet, ürünün ederinden gitmesi için ne kadar alıcı çok olursa Polat da adına o kadar iyi olur. Bu çok kıymetli ve doğru bir adım olmuş Sayın Başkan. Zaten Mehmetciğim, söyledim sana, ürünü
dar bir alanda çıkarıyoruz. Ülke genelinde satışa koyuyoruz. Evet. Bunun daha ötesi, Sayın Başkanımın öngörüleri çok anlamlı, çok seviyorum. Çok değer veriyorum. Hakikaten bu konuda borsaların önünü açtı. Geçenlerde de sohbet ettiğimizde esas Türkiye'nin hedefi burada ne biliyor musunuz? Yani Odalar Birliği Başkanımızın bu açmış olduğu bu yoldan. Bir, bizim kuzeyimizde arz farzası var. Bu seçimde de şu savaş olayında da gördük. Evet. Üretimlerde kuzeyde ağırlıklı. Alıcısı kim? Güney. Halbuki bu ürün ihtisas borsası üzerinde kuzeydeki buğdayı alıp güneye satalım diyoruz. Yani öyle bir sistem kuralım ki burada satış olsun. Hatta bazı ülkelerde Türkiye'nin oralarda lisanslı depo yapmasını bekliyorlar. Ukrayna gibi ülkeler. Yani bizim kriterlerimize göre depolansın. Biz onların ürününü Türk üzerinde burada Türkiye'de merkezi UPAK'tan diğer ülkelere satalım. Muhteşem. Gerçekten evet. Muhteşem. Kutluyorum Sayın Başkan. Bunlar tabii Türkiye yararına olan projeler ama bir Polatlı hemşerimizin de ticaretin en üst merkezi olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde hem yönetiminde hem lisanslı depolama AŞ'nin başkanı olarak İsmet yönetim Bey, kurulu başkanı İsmet olarak Bey, görev almanız. Efendim? İsmet Bey, bir yanlışı düzelteyim ve bu dönem yönetim kurulunda yok. Biliyorum, biliyorum. Ama geçmişte yönetim kurulu üyeliği yaptınız. Yanlış değil, onu bildiğim için söylüyorum. Konsey başkanlığı da yaptım, yönetim kurulu üyeliği de yaptım. Evet. Ama şu anda Odalar Birliği yönetim kurulu üyeliğim yok. TMO Top Lisanslı Depo AŞ'nin yönetim kurulu başkanıyım. Yani TMO Top Odalar Birliği'ne Tarım Bakanı'nın ortak kurmuş olduğu bir şirkettir. O da ikiz kulelerdedir. Bu sektöre, lisanslı depocu sektörüne öncelik etmek amacıyla kurulan şirkettir. Burada da bir hayli başarılı oldu. Bugün Türkiye genelinde 9 milyon ton hububat depo bitmiş, lisans almış, çalışıyor. Hatta ön lisansı alanlar 17 milyon tona ulaşıyor. Sevgili Başkan, tabii ben bunu takdir etme amacıyla söyledim. Yani geçmişte evet. TOB'un yönetiminde de görev almanız ve yine TOB'da önemli bir anonim şirkette yönetim kurulu başkanlığı yapmanız ve Polatlı'dan çıkan bir insanın oralarda Türkiye ekonomisine büyük ölçüde katkıda bulunmaya çalışan biri olarak sizinle biz gurur duyduğumuzu belirtmek isterim. Yani şahsen çok teşekkür ederim ama Polatlı Borsası birçok şey yaptı da öyle geldi. Bakın Türkiye'de ilk lisanslı depoyu kuran Polatlı Borsası. Türkiye'de kalite spekleri belirleyen, satışa sunan ilk borsa biziz. İlk yetkili sınıflandırma kuran biziz. Yani hep ilklere imza attık. Odalar Birliği'nde Sayın Başkanımızın bize verdiği destekle ama biz de bu işin öncülüğünü yaptık. Evet. Yani Türkiye genelinde öncülüğünü yaptık. Onunla ilgili bir sorum olacak Sayın Başkan. Yani vizyonunuzla ilgili ve gelecekle ilgili projelerinizi soracağım size ama öncesinde ben bir Mehmet'e söz vereyim. Ben Mehmet sorsun sorusunu. Sorsun. Lisanslı depoculuk Polatlı üreticisiyle ne kadar buluştu? Polatlı'daki toplam üretilen hububatın ne kadarı lisanslı depoculukta değerlendiriliyor ve çiftçimiz lisanslı depoculuğun işleyişiyle ilgili ne kadar bilgi sahibi? Şimdi tabii Mehmet Bey doğrusunu söylersek ilk yıllarda bu lisanslı deponun avantajlarında üreticimiz çok faydalanmadı. Yani bunda daha çok sanayici ve tüccar yararlandı. Elimizden geldiğince köylere broşürler gönderdik, burada anlattık, yemeğe davet ettik, anlattık. Çünkü hükümetimiz bu konuda lisanslı depoda üreticilere ciddi avantajlar tanımıştı. Bak şimdi bir tane bir şey söyleyeyim. Üretici de lisanslı depo ürünü dökende stopaj almıyor %2. 10 bin liradan ne eder %2? 200 lira gibi para eder. Yani bu bir avantaj. Bir avantaj hanesine yazılıyor. Bir miktar daha olsa navlun desteği veriyor. Üreticimizin bunun tabii faydasınadır. Bu ürünü bu şekilde stopajlı satması depoda ve depo kirasının belli bir kısmı da devlet tarafından destekleniyor üreticiye. Tüccara verilmiyor.
Yani 32 lira bugün aylık ton kira bedeli tüccarınkine tamamen tüccar kendisi ödüyor, üreticinin belli bir kısmını devlet destekliyor. Bu böyle bir, bu üreticinin faydasına. Şu gün için ne kadar kullan, şu gün için artık o bilince erişti üreticimiz. Bakın, geçmişte biz çağırdık, üreticilerimize söyledik. Bugün faiz oranları yüksek. 2 liradan 7 liraya çıktı. 1-2 sene önce buğdayı. Takip ediyorsunuz değil mi? Dedi ki bu buğdayı lisanslı depoya koy. Git Ziraat Bankası'nda veya şu bankasında bu kağıdı rehin göster. Bankada para al. Eğer getirisine inanıyorsan. Bankada o zaman para çok faiz düşüktü. %8 onlardaydı. Bunu yapan tüccar da oldu, sanayicimiz de oldu. Götürdü, orada kaldı. Ama 2 lira ürünü de 7 liraya çıktı. Böyle avantajlar da sağlıyor. Ticareti yakından takip ederse, piyasayı yakından takip ederse böyle avantajlar da sağlıyor. Şu gün için bu sene lisanslı depo yetmedi üreticimize. Ama bu sene değişik bir yıldı. Bu sene ofis, toprak mahsuller ofisi çok mal aldı. O nedenle bu sene bizim 60 bin tonluk depomuz dolduğu gibi toprak mahsuller ofisi 50 bin ton Ankara un sanayine ait olan lisans, şey, çelik silolarda kiralayarak orayı da doldurdu, araziye de döktü. Çünkü şu anda toprak mahsuller ofisinin elinde 8 milyon ton ekmeklik buğday, 11-12 milyon tona kadar tüm hububat miktarı ürünü var elinde. Sayın bu sene başkan, değişik bir tam da bununla ilgili bir soru soracağım. Şimdi tabii anlattığınız şeyler teorikte çok güzel. Üretici lehine olan şeyler ama pratikte de pek öyle olmuyor. İşte bu sene yaşadığımız şeylerde mesela taban fiyatın çok altında, borsa fiyat belirlediği için ofis aslında bu kadar çok ürün aldı. Bunu neye bağlıyorsunuz? Evet. Yani bu taban fiyatının evet, altında bu kadar ürünün satılması, üreticinin parasının şey balının para etmemesi, neye bağlıyorsunuz bunu siz? Yani uygulamada sıkıntı başka oluyor. Anlatıyorsunuz, çok güzel, harika bir sistem ve gerçekten çiftçi yararına olan sistemler bunlar. Uygulamada neden bu tip hatalar yaşanıyor mesela? Tabii bu seneye mahsus söylüyorsunuz. Polatlı borsasının kurulduğu günden bugüne kadar hiçbir zaman Polatlı borsasında tüccarın aldığı fiyat her zaman toprak mahsuller ofisinin aldığı fiyatın üstündeydi. Yani toprak mahsuller ofisi buğday almıyordu, alıyordu. Tüccarın almadığı ürünleri alıyordu, aradaki ürünleri alıyordu. İşte düşük vasıflı alıyordu, çok müşteri orta sınıfı alıyordu. Ama her zaman borsanın fiyatları yüksekti. Lütfen bir hafızalarınızı tazeleyin geçen yıl. Geçen yıl hükümet politikası, biz ona karışmayız. Halen bir serbest piyasa koşulu Türkiye'de tam oluşmuş değil. Yani burada bir devletin müdahalesi var mı tarım ürünlerinin satışına alışına ilgili? Var değil mi? Yani geçen sene ne yaptı? En azından taban fiyatı belirliyor. Yok, geçen yıl ne yaptı? Dedi ki sanayiciye, ben sana 4500 liradan buğday vereceğim. Sen 330 bin liradan 330 liradan un çuvalı satacaksın. Yani geçen sene düşünün, tüccar 7500 liraya 8000 liraya sanayici tüccar mal almışken döndü 10. 11. ayda toprak mahsuller ofisi aracılığıyla 4500 lira sanayiciye buğday verildi. Gerekçesi ekmek fiyatlarının yükselmemesi. Bu bir hükümet politikasıdır, tercihidir. Halbuki ekmek fiyatlarının artmaması için değişik yönden de şey edilebilirdi. Destek verilebilirdi. Ekmeğe muhtaç insanlarımızın ekmeğini bedava da versin. Ona da bir itirazımız yok. Ama onun çuvalına bir destek verilebilirdi. İthal buğday gelme yerine sanayiciye destek verilirdi, çözülürdü. Bu buğday ithalatı. Yani dışarıdan ithal ettiler. Getirip sanayiciye 4500 liraya verdi. Sanayici de 330 liraya un sattı. Bu ne zamana kadar devam etti? Bu Mayıs seçimlerine kadar devam etti. Seçimlerden sonra da hemen bizim hasatımız başladı. Bu hasat başladınca sanayicinin 50 buğday dolu. Tüccarın 50 buğday dolu. Silolarda buğday var. İthal'daki limanlarda buğday var.
O zaman ben bir tüccar olarak şunu düşün. Ben bu buğdayı bu sefer 8500 liraya alırsam devlet yarın gene 5000 liraya vermeyeceğini nereden bileyim? Tüccar burada çekimser kaldı arkadaş. Eli de doluydu. Tabi bu işler de parayla olur. Tüccarın temel amacı da kar etmektir. Bir sene önceki buğday elinde vardı. Bunları daha değerlendirmemişti. Bir yıllık stok maliyeti de üstüne yüklenmiş. Yani o nedenle tüccar bu piyasadan bir miktar aşağı davrandı. Daha az mal alınca Toprak Mahsuller Ofisi'nin fiyatı bizim fiyatların üstünde kaldı. Şu anda bile ofisin alım fiyatlarını geçtik. Yani 8250 lira Toprak Mahsuller Ofisi Polatlı Borsası'nda ortalama bugün, ortalama diyorum, 8870 liraydı dünkü buğday ortalaması. 9500 de var, 8200 de var. Dünkü satılan tüm buğdayın ortalaması 8870 lira. Yani biz biraz önce dedik, arz talep dengesini buluşturalım diyoruz. Arz talep dengesini buluştururuz. Borsanın görevi bu. Arz fazlaysa, talep düşükse fiyatlar düşer. Talep niye düşük? Talep bu stoklardan dolayı düşüktü. Stoklar eriyince, yani sanayicinin elindeki stok eriyince, daha önce aldığı buğdayı, bak bu stoğun yansıması daha o sanayicisi sıkıntıyı çekiyor. Yani onun fiyatına yansıtamadı. Oncu da onu stok etti, fırıncı. Ben bir daha 330 bin liradan nereden un bulacağım dedi. Aldı deposunu doldurdu. 9. aya kadar sanayici oncuya, fırıncıya un satamadı. Böyle bir stok oluştu. Bunu böyle tüccar bilerek almadığı gibi falan bir anlam çıkmaz. Tüccar para kazanacağı bildiği zaman alır kardeşim. Bugün niye alıyor? İşte o birken stoktan dolayıydı. Evet. Peki. Bilmiyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Peki. Çok teşekkür ederim. Evet Mehmetciğim. Sezonda özellikle bir yığılma oluyor. Sosyal tesisler itibariyle işte çay ocağımız var. Bir takım sosyal tesislerimiz var. Ama bir lokantanın yokluğundan herkes şikayet ediyor. Bu konuda başkanın önümüzdeki yıllarla ilgili bir öngörüsü var mı? Mehmet Bey biliyorsunuz aslında bunları özel sektörün yapmasını hep arzu ederiz. Yani borsa lokanta işletemez, çay kahvesi işletemez. Bunlar bizi yıpratır bunları yaparken. Halen ben çok bekledim. Böyle bir çay kahvesi tüccarın, üreticinin dinleneceği yer yoktu. Sen de biliyorsun burada hemen ben geçen gün bir yer, çok nezihi bir yer yaptım. Çay, kahve, işte meşrubat, poğaça gibi şeyler koydurduk. Bunları inanın böyle bir kar amacı falan da yapılarak değil. Bunu da biz gene yapmıyoruz. Borsanın bünyesindeki bir şirkete yaptırıyoruz. Yani bir şirkete yaptırıyoruz. Zaman zaman söylüyordu çay pahalı falan. Ben şunu söylüyorum. Gelen muhtar arkadaşlara söyledim. Ben burayı vereyim size bedava. Hiçbir şey istemiyorum. Bunu siz işletin. Yani bak bir kuruş kira istemiyorum. Elektriği de benden gitsin. Siz işletin. Bir insanın çalışma maliyeti var. Sabahleyin 3-5 kişi geliyor çay içiyor gidiyor. Hele hele restoran işini biz hiç yapamayız. Hiç. Şimdi böyle bir yerimiz de yoktu. İstiyorduk ki yani gidiyorsun sanayide adam gelmiş sanayici mi restoranı açmış? Esnafın biri gelmiş orada açmış sanayiciye hizmet veriyor. Doğru mu anlıyorum? Doğru. Burada da öyle birileri yapsın. Ama şu anda olmadı. Şimdi bizim PTT yeri olarak daha önce Telekom'a verdiğimiz bir arazimiz var, bir arsamız vardı burada Kantar'ın yanında. PTT binası yapılsın diye hibe etmiştik. Buraya ilk geldiğimizde telefonumuzu falan getirsin. Ama PTT Telekom ayrılınca Telekom'u biliyorsunuz sattı hükümetimiz. Beyler bizim haberimiz olmadan o arsayı da satmışlar. Ben mahkemeye verdim. Amacına göre uygulanmamış. Bu arazıyı geri aldım bu arsayı. Hemen Kantar'ın yanında. Oraya bir tane restoran yapacağım ama ben gene çalıştırmayacağım. Buyurun birisi çalıştırsın diyeceğim. Ya ihalemi açarım, birileri alsın çalıştırsın, o işi yapsın. Yani borsa restoran işi kime et aldıracağım, kime domates aldıracağım, kaç liralık aldım biz onu yapamayız. Yapmamız mümkün değil, biz kamu kurumuyuz. Biz hizmet yerini açarız, onu özel sektörde bekleriz. Bakın biz odalar birliği olarak depreme bu kadar ev yapıyoruz, bu kadar okul yapıyoruz. Bizim arkadaşlarımız içinde Rıfat Bey'e söyleyen oldu.
Bir otelimiz yapalım Ankara'da, gelince yaptı. Hayır biz dedi, kendi üyemize rakip olmayız. Biz kendi üyemize rakip olmayız. Biz eğer böyle bir şey yaparsak, özel sektörün ya bir rakip oluruz. Var bizim ama o meşhur adadaki o lüks otel sizin değil mi Sayın Başkan? Hayır değil misin? Bakın ben onu da size açıklayayım. Şimdi hükümet dedi ki bu yatırımı biz borsa odalar birliği olarak yapmadık. GTI orada, gümrük işletmeleri. Biliyorsunuz kapatıp gümrük işletmeleri daha önce zarar ediyordu. Odalar birliği dedi bunu bana verin. 25 yıllığına şu kadar para vereyim. Modernize edeyim. İhracatımız daha hızlı olsun vesaire. Orada para da kazandı. Yani GTI. Hükümetin talebi oldu. Bu yasada tarihi bir yerdir. Şurada işte bir şeyler yapın diye bize ihale ettiler. Odalar Birliği de yaptı bunu. Ciddi para da yatırdı. Gidip görmüşsünüz. Ama Sayın Başkan maalesef beton yığını. Yani çok berbat bir şey. Beyefendi proje bizim değil. Bakın, bakın İsmet Bey proje Odalar Birliği'nde. Proje hükümetin. Finans bizim. Yaptık, hibe ettik. Yazık oldu yalnız. O paraya yazık olmuş başkanım. Yani keşke o parayı verirken denetleme şartı getirseydiniz. Bakın, burası da bir demokrasi adası yani. Onu da düşünelim. Nerelere para yatırılıyor? Bir demokrasi adası, bir müzesi var. Ama bir gidin bir gezin Allah'ın seversen orayı. Çok başkanım, güzel bir gezdim. Başkanım nasıl gidelim ki? Binalar muhteşem ama gecelik ücreti ne kadar? Bilmiyorum. Yani oteli falan biz işletmiyoruz. Biz hibe ettik. Sayın Başkan. Biz hibe ettik. Sayın yani, Başkan adada yeşili bitirdiler. Yeşili bitirdiler. Yeşili. Her taraf beton. Çok da yeşil yoktu o adada. Ya vardı olmaz olur mu başkan? Kaya yeğeniydi ya. Ya neyse başkanım. Yani. Evet. İsmetciğim, o politika benim, senin tartışacağımız bir politika değil yani. Yasada sorunu benim bildiğim kadarıyla size anlattım ama bu talep köşten geldi yani. Biz medya olarak sorgulamak zorundayız sevgili başkan. Yani sizin sorununuz değil ama beni. Bizi direkt ilgilendiren kamu yararı olduğu için evet, orada ya, biz yeşili korumak da. Vallahi hükümete sormak lazım. Soruyoruz tabii. Yani. Biz de buradan hem hükümete de bunun yani hükümetimiz gelmiş Odalar Birliği'ne demiş ki ya arkadaş biz size bu gümrük kapıları verdik. Buradan da biraz para kazandık. Bu kazancın bir miktarını yasada tarihi bir yerdir. Demokrasi adası diyoruz şimdi oraya. Burayı bu böyle bir şey yapın. Biz de başta Odalar Birliği böyle çok büyük bir proje olacağını sanmıyordu ama bir proje geldi, dayatıldı, yaptı, evet. Bitti, teslim ettik. Gene de ülkenin yarınadır. Yarın bir gün orada bir uluslararası bir toplantı olur, o müzeleri görür. Şimdi birebir hepsi o mahkeme, oradaki asker, orada yargılananlar birebir mumyalara yapılmış. Orada çok güzel bir demokrasi adası oldu. Ha çok gidip gelmiyor. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. O otelde kumar serbest olsun, orası dolar. Alkol koysanız da dolar. Yani alkol değil de kumara gidiyorlar. Kıbrıs'a gidiyor, şuraya gidiyor, buraya gidiyor. Ama temel amaç burada kar etmek değil tabii. Hükümetimizin evet. De temel amacı burada kar olmak değil. İşte uluslararası toplantılar falan yapalım. Demokrasi adamısı tanıtalım. Türkiye'de geçmişinde demokrasinin kesintilerini falan burada anlatalım diye tahminime göre evet. Böyle bir projeyi uyguladılar. Peki başkanım, şimdi bu projeye fazla takıldık. Şeyi konuşalım bence. Polatlı Borsası'ndaki vizyonunuz, gelecekte gerçi biraz önce birçok konuya değindiniz, anlattınız ama daha şöyle geniş olarak Polatlı Borsası'nda projeleriniz nedir, daha yapacağınız şeyler? Vizyonunuz nedir, projeleriniz nedir? Bu konuda da ya da daha yapacak mısınız? Tabii. Şimdi İsmet Bey, Mehmet Bey, Polatlı spot piyasasında bu kadar olur. Yenilenir, teknoloji biraz daha yenilenir falan ama siz spot piyasasında üst noktaya geldik şu gün için. Önümüzde hedef vardı. Bakın. Bölgesel borsayı kurmak. Yani bu borsa son döneme geldiğinde ki sağ olsun Sayın Başkan bu görevi verdi. Biz onu yürütüyoruz. Uluslararası borsa.
Lisanslı depo bir iki tane daha yere yapabiliriz, paramız var. Yani lisanslı depoyu biraz Polat'ın dışında da o yatırımlarımız olsun, işlemimiz buraya artsın diye, tüccarımız oradaki depoda yararlansın diye bir iki yere daha lisanslı depo yapmak düşünüyoruz. Yani şu anda aklımızda ekonomimizin, bütçemizin el verdiği iki noktada lisanslı depo yapmak. Onun araştırması içerisindeyiz. Benim tekrar seçilmemi Mehmet, sen biliyorsun ama niye sordun bilmiyorum. Başkanım bu dönem... şöyle revize edeyim mi? Biraz araya girdi, bir soru oldu. Bir kere Yahya Toklu ismi Polatlı'da hilafına bugünkü bulunduğu görevle itibarıyla 1984'ten bugüne kadar kimsenin bir şey diyemeyeceği bir süreçtir, bir hizmet silsilesidir. Ancak bu süreçte ben şuna inanırım bireysel olarak, çok başarılı insanların kurmuş oldukları, kendi evlatları gibi bakmış oldukları kurumları vakti geldiğinde birilerine, kendilerinden daha öteye götürecek birilerine bırakmasının da doğru olacağına inananlardanım. Son seçimle ilgili biliyorum ama bu soruyu da bir gazeteci olarak sormayı kendime görebilirim. Buyurun. Gazeteci olarak her soruyu sorma hakkına sahipsiniz. Biz de cevaplamak zorundayız. Tabii ki. Bakın ben son seçimleri sen izlediğin için soruyorum. Doğru. Ben bir önceki seçimden sonra dedim ki ben bir daha aday değilim. Değerli üyelerimiz, aranızda bu işi yapacak, hepiniz tüccarsınız, hepinizin kabiliyeti bu işi yapmaya muktederdir. Çalışın. Yerin tarafta olmayacak. Ama görüyorsunuz işte geçen yıl, daha 15-16 ay önce geldiler arkadaşlar, biz seçim yapmadık. Yani bu onur verici bir şey. Bak bunu demiyorum. Tüccar arkadaşlar dedi ki, oturdular bu odaya, sen bir daha yapacaksın. Ben arkadaş, yaşım gitti. Bu işi 30 küsür yıldır da yapıyorum. O nedenle benim tekrar gidip oy istemek gibi bir niyetim, arzum yok. Aday olmayacağım. Bu işi ben başlattım, ben bitirmem lazım. Sizin dediğiniz gibi bunu daha hızlı yürütecek. Bu bayrak yarıştır. Birilerine daha verelim dedim. Ama çok ısrar ettiler. Listeni yap. Sen otur, hiç kimseye gitmeyeceksin. O gün geleceğiz, oy kullanacağız. Gördünüz. Sadece orada bir yemek getirdik, sohbet ettik. Kimse ne aday olayım ne listeye gireyim diye, ben böyle bir emri vakiyle tekrar borsa başkanı oldum. Önümüzdeki daha 3 yılımız var. Sağlığımız el verir mi, vermez mi? Ülke, bak şimdi ben gene aday değilim diyeceğim. Sonra böyle bir şey olursa sen kendi söylediğinde sanki rücu etmiş oluyor. Gönlümden geçen aday olmamaktır Mehmet. Samimiyetimle söylüyorum. Gönlümde geçen, şu anda da söylüyorum, yönetime de söylüyorum, arkadaşlarıma da söylüyorum, herkese de söylüyorum. Ama şuna hiç katılmıyorum. Sizden bunu daha iyi yarışacak birilerine verin. Yok, birilerine vermek değil. Burası demokratik bir yerdir. Her tüccar bunu yapar. Girecekler yarışa, birileri alıp gidecek. Bu velayet değil ki birine teslim edeyim. Hep bu soruyu bana sorun. Benim için teşekkür ediyorum. Bu yaklaşım çok daha doğru başkanım. Çok daha doğru. Yani evet. Burası demokrasiyle idare edilecekse ben üyenin iradesine ipotek koyamam. Bu yakışık olmaz. Evet. Sonra sanki sen bunu yaparsın, sen bunu yapamazsın. Benim, bak, borsanın her tüccarı en az benim kadar bu işi yapabilecek kabiliyete sahipler. Ben buna zekaya da sahipler. Ama sağ olsun uzun süredir burada borsa başkanlığı yapıyoruz. Durduğumuz günden itibaren bir disiplin yarattık. Bu disiplinde yaratırken kendi kardeşime de ceza vermişim. Herkese vermişim. Bakın insanlara, bu tüccar, Polatlı tüccar o kadar düzgün insanlar ki, bak size bir şey söyleyeyim. Adamlara ceza yazıyorum. Para cezası yazıyorum. Bir hafta borsaya girmeme cezası yazıyorum. Gelmiş bu seçimde toplanıp hiç kimse karşıma aday olmamış. Çünkü olsa ceza yazdığım gün kızıyordu. Geçtiği zaman düşünüyor, bakıyor, bu cezayı ben hak ettim. Bu bizim, evet, yararımıza uygulanan disiplinlerdir diyor. O nedenle orada bir başarı ettik. Ama Rabbim bize yardımcı oldu. Üyelerin de desteği oldu. İyi bir kadroyla yola çıktık. Personelimiz çalışkan. Bu duruma geldik şu anda da. Hem Odalar Birliği bünyesinde hem burada bu görevleri yürütmeye çalışıyoruz. Gayret ediyoruz. Polatlı, bakın Mehmet sen biliyorsun, Polatlı bir ilçe.
Bir ilçe var Polatı'da, Anadolu'nun bozkırında, Sayın Belediye Başkanımız öyle diyor ya, bu Anadolu bozkırının parlayan yıldızı diye. Ben, burası Ankara, batısı Eskişehir, güneyi Konya. Üç tane büyük il. Hele hele güneyindeki Konya tarımın başkenti. Eğri oturup doğru konuşalım. Bu üç tane büyük ilin ortasında bir ilçe borsası filiz gibi çıkıp Türkiye'de öncü bir borsa olduysa zaten bu başlı başına bir başarı. Ben bu üçgene Bermuda üçgeni dedim zaman zaman. Yani evet. Çok güçlü şeyler var yani. O anlamda burada hiç eğri oturup doğru konuşalım. Tüccarımızın buradaki katkısı çok büyük. Çünkü öyle bir maharetli tüccarımız var ki Sayın Başkan. 21 ilde ürün alıyor. Bakın batıda da ürün geliyor. Afyon'da geliyor. Daha ileride geliyor. Geliyor buraya boşalıyor. Tekrar oraya satılıyor. Bakın Konya'da buraya az buğday mı geliyor? Çok geliyor değil mi? Yunak'ta, Cihanbeli'de akşamdan yükleniyor. Konya fabrikalarına gidiyor. Çünkü Konya borsasında yapıldı. O fiyatı bulamıyor. Burada buluyor. Bak üreticimiz buranın değerini bilsin. Konya üreticisi getirip burada satıyor. Bizim tüccarımız Konya'ya satıyor. En yüksek fiyata alınan buğdaylar Konya'da Ova Un Fabrikası'na vesaire lüks un çalışanlara gidiyor. O nedenle tabii ki tüccarımızın katkısını çok önemsiyor. Evet. Sayın Başkan, biz hem ben hem Mehmet yiğidi öldürürüz ama hakkını veririz. Biz hiçbir zaman siparişte soru sormayız. Sorulması gereken soruları sorarız. Her cevabı da alırız. Çünkü biz açığız yani. Biz evet. Kurumuz, tutmarız. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Siyaset yani yapmıyoruz. Siz, şunu gördüm. Benim gördüğüm şey şu sizde. Son derece konuya vakıfsınız. Sorulan her soruya tatmin edici cevapları da verdiniz. Onu söyleyeyim. Cevaplar aldım ben şahsen. Bilmiyorum Mehmet'i. Eminim Mehmet de almıştır. Çünkü Tabii ki. Peki başkanım, biraz borsanın tamam, borsa konusunda her şeye vakıf olduğunuz, konusunda uzman olduğunuz anlaşıldı. Peki siyaset düşünüyor musunuz Sayın Başkan? Onu sorayım size. Hiç düşünmedim, düşünmüyorum. Yani bu kesin mi? Kesin. Bu kesin. Bakın zaman zaman burada Polat ufak yerdir. İşte burada parlar siyasete girer. Bakın Mehmet Polat'ı da sürekli duruyor. İsmet, sen uzun süredir İstanbul'a gittin. Belki çok yakından takip etmiyorsun. Ben borsa başkanı olduğum günden itibaren her siyasi partiye eşit mesafedeyim. Aynı uzaklıkta, aynı yakınlıktayım. Hep söylerim. Siyaset yapacaksan önce bu kurumu bırakacaksın, gideceksin, siyaset yapacağız. Ben eğer bir siyasi partiye üye olsaydım, bir siyasi partiyle alakam olsaydı, ben buradaki tüccarların hepsinin başkanı olmazdım. Belli bir görüşün başkanı olurdum. Ben zaman zaman bizim kurumlarda siyasete girenlere de hep bunu söyledim. Arkadaş, senin bu kadar üyen var. Sen bir partiye oldun, bizim burada her partide üye var. Sen o zaman belli bir kesimin oldun. Onun için biz uzun sürelidir burada başkanız. Onun için bizim karşımıza rakip çıkma. Ben bir siyasi partide olsaydım, karşı siyasi parti bunu nasıl değiştirelim diye uğraşırlardı. Doğru mu? Doğru. Ben siyaset hiç girmedim. Zaman zaman şimdi burada böyle bir şey isteseydim bundan 5-10 sene önce bu siyasete girebilirdim. Böyle bir fırsatım da vardı. Ama inanın hiç düşünmedim. Ben burayı seviyorum. Borsayı seviyorum. Tüccarım, burada bir siyaset yapmıyoruz. Her şeyi doğru cevaplıyoruz. Siz bu soruları bir siyasetçiye sorsaydınız, ona beni rahat sorsaydınız, bazı şeyleri dolamaçlı cevap verirlerdi kendi siyasi partinin görüşü etrafında. Bak biz ne kadar rahatız, her şeye cevap veriyoruz. Sonra tüm siyasi partilerde çok sevenim var, çok sevdiğim, değer verdiğim insanlar var. Gidiyorum, geliyorum, böyle daha güçlüyüm, böyle daha rahatım diye düşünüyorum. Siyaseti hiç düşünmedim ve kesin söylüyorum, hiç düşünmem de. Zaten yaşımız da belli bir noktaya geldi. Yani bunu gençler yapması lazım siyaseti bu saatten sonra. Yapsaydım 5-10 sene önce yapardım. Peki, çok teşekkür ederim Mehmetciğim, buyurun. Hayır, buna birazcık devam edelim. Şimdi Polatlı'da çok konuşulur. Tabii ki Yahya Toplu deyince
hem uzun yıllardır Polatlı Ticaret Borsası'nı getirdiği nokta itibariyle hem yapısı itibariyle bir nüfuzunun varlığından kaynaklı olarak siyasi partilerin belediye başkanlığı teklif ettikleri konuşulur geçmişte. Bunu birazcık ete kemiğe büründürsen başkan, mesela Doğru Yol Partisi gelip teklif etti mi? Başka siyasi partilerden bu tür teklifler aldı mı? Direkt teklif değil, direkt teklif değil. Ama burada gelip siyasetçiler, başka arkadaşlar da biliyor, burada oturdu, ben sevmem, kendime övgü yaratayım, işte bana şunu teklif etti, beni teklif etti. Burada bir dahaki dönem yerime siz olun diyebilen siyasetçi oldu burada milletvekili. Ve kabul etmedim yani, bunu söyleyeyim. Bunu da böyle açık televizyoncular falan yanımda varken burada, şu meclis toplantısı salonunda. Ya daha öncelerde de... Evet, dinliyorum evet, başkan. Yani daha bir soru... Herkes isteseydim, yani gayret etseydim bir siyasi partide olurdu diye çok dostlarım vardı, çok şeylerim vardı. Hatta Adalet Kalkınma Partisi'nin kurucu üyelerinde birçok benim abimdir, dostumdur. Ama yani hiçbirim böyle bir talebim olmadı ki. Talebin olacak ki, koşturacak ki sana teklif gelsin. Doğru mu? Evet. Ama son soruyu da personelle ilgili sormak isterim. Personel sayımız yeterli mi? Personellilerin hakları muadil yapılarla mukayese edildiğinde paralellik arz eder mi? Gerek maaşları, gerek aynı hakları, diğer sosyal hakları. Bu konuda personel yönetiminizi nasıl bulursunuz? Personel gerçekten çok çalışkan, çok özverilidir. Biz burada tabii yönetim anlayışıyla, personelle bu noktaya geldik. Biz de tabii biliyorsunuz Mehmetciğim, bu hasat döneminde personel yetmez. Şimdi de fazla. Doğru mu? Evet. Ama hasat döneminde sabahleyin biz bir kere hasat döneminde 10-15 tane üniversite öğrencisi alıyoruz. Gerekçemiz de şu. Hem üniversite 3 aylık burada bir çalışsın, üniversiteye de bu parayı alıp gitsin, eğitimine devam etsin. Hem hasat bitince de illa da eşimiz, dostumuz Polat Ufakgil bunu burada kalıcı olsun demesinler diye öğrencilerden seçiyoruz Mehmetciğim. Ama burada şu da var. Hasat döneminde bizim genel sekreter dahil herkes aşağı iner. Ölene kadar işleri bitirirler, sonra çıkar burada görev yaparlar. Mıntıka temizliğine bile bizim memurlarımız çıkıyor, kendileri temizliyor. Bu benim verdiğim bir talimat falan değil. Bunu böyle bilin. Bir de ücretlerle ilgili mi bir soru sordun? Doğru, evet. Şimdi Polatlı şartlarında yeterli ücret aldığına inanıyorum ama tabii Türkiye'de enflasyon çok hızlı gidiyor. Burada da muzdarip oluyor. Seyhanen de biraz verdik Temmuz ayında. Devletin, bizim devlet personelimiz devlet memuruna gelen zam kadar verir. Yani asgari onun kadar gelir. Asgari. Onun üstüne de tasarruf. Biz ne yapıyoruz? Senede iki tane de ikramiye koyduk. Bir de bizim personelimizin şu avantajı oluyor. Emekli olunca daha çok avantaj. Şimdi bize 25 bin lira alan memurumuz bugün emekli olsa emekli maaşı 24 bin lira iniyor. İnmiyor. Özel sandık olduğu için. Şimdi biz %100 sandıklarına para hibe ediyoruz zaten şu anda. Bizim kurumumuz %3 SSK primini falan kesiyoruz. Normal sigortasını kesiyoruz. Sandığa da bütçemizin %3'ünü veriyoruz. Böyle yaşıyor. O anlamda yani rakamlar çok yüksek olmasa da geleceğe parlak. Tabii şimdi yıl sonu geliyor. Bakın Mehmet Bey, o hızlı enflasyon tüm kurumları sıkıntıya koydu. Bizim borsamız iyi Allah'a şükür. Ben TMO top lisanslı depoculuğu yapıyorum. Orada da sıkıntı yaşıyorum. 90 tane personel. Şimdi kira ücretleri belli. Memura %100 zam geliyor. Elemanlara. Yani yılbaşına itibaren bir Temmuz'da yaptılar. Bir de şimdi %50 gibi rakamlar telaffuz ediliyor. Minimum 40, maksimum 50 gibi bir rakam tabii. %100 artmış, gelirler öyle artmamış. Kurumların böyle bir sıkıntısı var. Bir şeyi daha söyleyeyim. 5174 sayılı kanunda şunu der. Der ki bizim kurumumuz için şu. Gelirinin ancak %40'ını personele verebilirsin.
O nedenle biz geçici mevsimlik eleman alıyoruz. İşte kalın kalıcılarımız mağdur olmasın, daha fazla maaş verelim diye. İstihdam sayımız nedir Sayın Başkan? Yani 35 ile 40 arası gibi bir istihdam sayımız var. Evet, peki. Yani değişmekle beraber. Ticaret borsasının son soru olsun bu da. Ticaret borsasının yıllık Polatlı ekonomisine katkısı nedir Başkan, belli mi bu? Yani Polatlı katkısına, yani dolaylı katkılar var bunun, hesabı. Bakın dolaylı dolaysız. Yani 21 ilde, 127 ilçede, 117 ilçede pardon, ürün geliyor. Bu insanlar buraya geliyor. Dışarıdan geliyorlar. Buraya geliyorlar, restorantına gidiyorlar, mazot alıyorlar, gübre alıyorlar, ticaretini burada yapıyorlar, ihtiyaçlarını alıp gidiyorlar. Bu ciddi bir rakam. Yani şimdi Polatlı bu karayollarda faydalandığı kadar, gelen araç sayısını çıkarın, gelen yabancı araçların her birisi buraya ne kadar para bırakır? Elbette ki böyle bir katkısı var, İstanbul'u var. Ama Polatlı Ticaret Borsası'nın kendiliğinden direkt katkıları ayrı. Eğitime katkı yapıyoruz, sağlığa katkı yapıyoruz, üreticiye doğru lisanslı depo yapıyoruz. Biz geçmişte üreticinin mazotunu, ilacını verdik, Süneyle mücadelede devam ettik. Elimizden gelen gayreti yapıyoruz. Polatlı, ya ben böyle bir kesin rakam telaffuz edemiyorum ama büyük bir katkısı var. En büyük katkısı da Polatlı'nın tanıtımınadır diye söyleyeyim. Yani bakın siz şimdi burada çıkardınız, konuşuyoruz. Yani 117 ilçede ürün geliyorsa herkes buraya geliyor ve buraya da en çok da tanıtıma önem veriyoruz. Evet. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Bizim sormayı akıl edemediğimiz, sizin söylemek istediğiniz varsa onları alayım. Estağfurullah. Her türlü soruyu sordunuz. Ben tabii Polatlı'nın geleceğini daha parlak görüyorum. Ben burada bu televizyon ekranlarında da şunu ifade ediyorum. Biz Polatlı olarak il olmayı çoktan hak ettik. O gün de biz il olsak Polatlı'nın borsanın da şekli değişir. İlçe borsası değil, il borsası olacağız. Hem Odalar Birliği'nde hem Türkiye genelinde daha etkin duruma geleceğiz. Polatlı'nın yatırım alması açısından da büyük olacaktır. Umarım önümüzdeki dönem Polatlı il olur. Umarız. İstemenin bu. Umarım. Öyle diyeyim siyasetçilerimize. Yani buradaki siyasi partilerin tamamı hiç ayrım yapmadan birlikte sivil toplum kuruluşlarını da alarak ilgili mercileri ziyaret ederek bizim bunu ne zamandan beri istediğimizi, ne kadar hak ettiğimizi söylememiz lazım, dile getirmemiz lazım. İkinci Polatlı'ya beklediğim şey şudur, biraz önce söyleyeyim. Defalarca söyledim, Polatlı'da bir üniversitenin kurulması. Bak fakülte kuruldu, katkılar da yaptık. Şimdi söyledim ben, eğer burası dediler ki 3 tane üniversite olursa fakülte kendiliğinden geliyor. Biz TEMO'yla toplam beraber burada fen lisesi yaptık. Burayı verin, işte bir 3 tane fakülte olsun, Polatlı Üniversite'ye dönüşsün. Buyurun alın dedik. Size bir söz daha vereyim dedik. Polatlı'ya üniversite yapın, bir fakülte binası daha yapacağım borsa olarak. Hiç kimseye katkı almadan. Çünkü üniversite şehirleri hep gelişmiş şehirlerdir. Büyük katkı sağlar üniversite. Son derece haklısınız sevgili başkan. Maalesef Polatlı hayalimdir. Polatlı gelecek üniversite olacak. Polatlı üniversite olacak binalarını da yıkıyor. Yani olacak iş değil. Polatlı bu konuda bence sınıfta kalıyor. Biraz önce ifade ettiğiniz siyasi birliktelik, siyasi dayanışma da maalesef Polatlı'da yok. Burada ortak menfaat, ortak çıkar Polatlı'nın olmalı. Polatlı'nın ortak menfaati ve ortak çıkarları doğrultusunda bütün siyasi partiler bila istisnasız Polatlı'nın menfaatinin yanında yer almalıdır. Bakın bu gelişmiş ilçelerde, illerde bu böyledir. Söz konusu ili ilçesi olduğu zaman bütün siyasiler ilinin menfaatine olan, ilçesinin menfaatine olan şeylerin yanında yer alıyorlar.
Polatlı maalesef bugüne kadar bunu başaramadı. İnşallah başarır. Biz de bu başarıya katkı sunmak için bu platformu, zaten bu televizyonu kurmamızdaki amaç o. Sevgili seyircilerimizden ricamız da, lütfen abone olun Polatlı TV'ye. Ne kadar çok abone olursa o kadar çok sesimiz çıkar. Ne kadar çok abone olursa o kadar etkinliğimiz artar. Polatlı'da çok abone olmalıyız diye düşünüyorum. İsmet Bey, izninle bir şey ilave edebilir miyim? Buyurun, buyurun. İsmetciğim, bak dedin ki işte tüm siyasi parti sivil toplum kuruluşlarıyla birlikteliği göstermek zorundadır. Bak, Rıfat Bey'le bir dönem yönetimindeydi. Çok takdir ettim, çok saygı duyduğum bir kişiliktir. Bana bir gün ne dedi bir uçaktan giderken? Bak dedi, arkadaşlarım da vardı. Antep'e gidiyoruz. Ticaret odası, sanayi odası hepsi toplanmış. Bir tek bir şey istiyorlar. Gelen siyaset işte. Ondan sonra Konya böyle, Kayseri böyle. Bak, bunlar böyle gelişti. Bizim buraya gelse 100 tane talep oluyor. Hiçbiri de olmuyor. Hep birlikte aynı şeyi istiyorlar. Bunu yapmalıyız. Şu anda hep birlikte il olmak. Siyasetçileri de, sivil toplum kuruluşları ve halk, medya buna zorlaması lazım. Bu konuda ağabeylik yapsan, bu konuda ağabeylik yapsan Yahya abi, hem kariyerin itibariyle, hem makamın itibariyle, hem nüfuzun itibariyle, sana da kimsenin de Polatlı'da saygıdan dolayı hayır diyeceği kanaatinde değilim. Elimizden gelen gayreti yaparız ama Mehmet, biliyorsun siyasiler yapılmasına ziyade Polat'ta kim yaptı ismini önüne çıkarmaya çalışıyorlar. Bu yürümüyor. Evet. Kim değil, biz yaptık. Evet. Hepimiz yaptık. İşte biz olmayı becermek lazım. Biz. Mesela bir kimseye gittiği zaman öbür siyasi parti diyor ki ben buraya prim yaptırmam. Biz yaptık değil. Biz yapacağız olsa o zaman başarırız. Ben. Doğru. İnşallah biz olmayı başaracağız sevgili başkan. İnşallah. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Ben çok teşekkür ediyorum, bizi kırmadın. Programa katıldın. Sorularımıza bütün... Çok mutlu oldum. Çok buyurun. Mutlu oldum İsmet. Karşılıklı. Biz de çok keyif aldık. Yani sorularımıza bütün samimiyetinizle, bütün işlerinizle cevap verdiniz. Ben hayran kaldım. Konuyu şunu söyleyeyim. Tekrarlayalım. Türüp'ü, UPAK'ları geniş açıklarım. Şu anda biraz bitmemiş bir şeyin üzerinde fazla konuşmak istemedim. Memnuniyetle. Ben önümüzdeki ay geleceğim Polatlı'ya. Sizi de ziyaret edeceğim Sayın Başkan. Yani biz gerçekten Polatlı yararına olacak her şeyin yanındayız. Polatlı Televizyonu gerçekten bağımsız, bağlantısız. Herkese biraz önce siz de ifade ettiniz. Eşit mesafede, uzaklıkta ve yakınlıkta olan bir kanal olma yolunda, ki öyle olacak. Hedefimiz bu. Hiçbir ideolojik, hiçbir siyasi düşüncesi yok kurum olarak. Bireysel olarak ben bunu her fırsatta söylüyorum. Elbette ki Mehmet'in bir siyasi düşüncesi olacak. Benim bir siyasi düşüncem var. Sizin elbette, ayrı bir siyasi düşünceniz var. Ama ortak payda da birleşiyoruz. Ortak paydamız nedir burada? Ortak paydamız Polatlı. Polatlı'nın menfaatleri ve çıkarları olmalı diye düşünüyorum. Gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Bir daha bu yayında emeği geçen, gerçekten büyük katkıları olan bu iki değerli arkadaşımı da, şahsınızda Tugay Aydoğdu ve Onur Çevik'i de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu yayını gerçekleştirmemizde kendilerinin çok büyük katkıları oldu. İşte bu sabah alınan salon görüntülerini bize ulaştırdılar. En azından o salon görüntüleri de ve satın almanın yapılmasından laboratuvar ortamının görülmesine varıncaya kadar sevgili seyircilerimizi bilgilendirmiş olduk hiç olmasa bu konuda da. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Evet, Mehmet, var mı söyleyeceğin şeyler? Yok, ben de tabii ki çok keyif aldım. Başkanın söylediklerine katılıyorum. Biz Polatlı çiftçisini bu yeni dijital borsacılıkla, dijital tarım ürünleri satışıyla mutlaka başkana destek olarak kesinleştikten sonra bir program daha yapmalıyız diye düşündüm. İyi akşamlar diliyorum ikinize de, hem İstanbul'a hem Sayın Yahya Topluya. Peki. İyi akşamlar efendim.
Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Bizden de İstanbul'dan Polatlı'ya kucak dolusu sevgiler, saygılar. Gerçekten çok keyifli bir program oldu sevgili seyirciler bugün. Bugün gördüğünüz gibi Polatlı Ticaret Borsası Başkanı sevgili Yahya Toplu'yu ağırladık Mehmet Salçın'la birlikte. Aklımıza gelen bütün soruları sorduk. O da bütün içtenliğiyle, bütün samimiyetiyle yanıtladı. Ben Sayın Başkan'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.